Bugünkü konumuz akü, şarj ve bakım. Bu işlem için Black bir 1.5 amperlik şarj cihazını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şunu açtığımda direkt cihaz beni karşılıyor. İlk etapta malzeme kalitesinin gayet iyi olduğunu fark ediyorum. Suya, toza, darbeye karşı hatta UV ışınlarına karşı bile dayanıklıymış. Gözlükte çok görmüştüm ama bir plastik için bu cümleyi kullanacağım hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Yani tam olarak ne işe yaradığını bilmesem de cihazın güneşten yamulmaması veya solmaması için olabilir. Cihaz el kadar zaten. Toplam yarım kilo ağırlığında. Kutu içinden şarj cihazı, kelepçeli bağlantı kablosu, halkalı bağlantı kablosu, kullanma kılavuzu ve uyarı etiketleri çıkıyor. Cihazdan çıkan şu bağlantı kablosuna kullanacağınız akü için hangisi uygunsa buradan onun bağlantısını takıyoruz. Benim kullanacağım cihazlarda kıskaç daha çok işime yarayacaktır. O yüzden kıskacı bağlıyorum. Takma ve çıkarma esnasında sizi biraz zorluyor. Ki kolay kolay çıkmaması ve gevşememesi de iyi bir şey. Kıskacın az kullanılacağını düşündüklerinden dolayı olsa gerek. Kıskacın ağzı için bir de kapak yapmışlar. Seviyorum böyle şeyleri ya. Küçük ama ince dokunuşlar ortaya bambaşka bir şey çıkartabiliyor. Şimdilik bunu kenara alalım. Cihazın üzerinde 2 tane led ışık ve 6-12 volt ayar düğmesi mevcut. Cihazın maksimum gücü ise 1.5 amper. Kablosunu açalım bakalım uzunluğu ne kadar. 2 metreden fazla kablo uzunluğu var. Gayet güzel ve yeterli bir uzunluk bence. Şimdi gelelim en önemli konuya. Bu şarj cihazı kaç amperlik aküleri şarj eder? Bu noktada bir karışıklık var. Cihazı bir web sitesinden alacak ya da özelliklerini araştıracak olursanız karşınıza Black Decker'ın BX-A21 modeli çıkacaktır. Olur da aldınız. Kutunun üzerinde BXAE000021 yazdığını göreceksiniz. Bu yüzden internet sayfasında 72 ampere kadar kurşun asitli sulu akü, jel akü, MFA akü, AGM akü, FFB aküleri şarj eder yazarken kullanım kılavuzunda 2 amper ile 30 amper arasındaki aküleri şarj eder, 2 amper ile 70 amper arasındaki akülere de bakım yapar yazıyor. Neyi şarj eder yani? Evlerimizdeki ışıldaklar, UPS aküleri Akülü çocuk arabaları, motosikletler, ATV'ler, çim biçme makineleri, küçük tekneler, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Elimde aracımın 60 amperlik dolaküsü var. Havaların soğuması ile cihaza takarak şarj ettiğimde biraz daha canlandığını söyleyebilirim. En azından akü voltajının arttığını söyleyebilirim. Elimde 60 amperlik boş akü olmadığı için de test fırsatım olmadı maalesef. Ama neden 30 amperden sonra sadece bakım yapar demişler? Tam olarak anlayamadım. Normalde şarj işlemi akünün amper değerinin onda biri kadar akım ile yapılır. Yani 60 amperlik bir aküyü şarj etmek için 6 amperlik bir güç kaynağı kullanmalıyız. Bu şekilde 10 saatte şarj edebiliriz. Ama bu daha düşük değerlerde şarj olmaz anlamına gelmez ki. Eğer ki elimizdeki akü tamamen boş değil ve sağlam ise 6 amper değil de elimizde bulunan cihazın gücü olan 1,5 amper ile de şarj edebiliriz. Tamam biraz daha uzun sürer ama şarj ederiz sonuçta. Varsın 10 saatte değil de 40 saatte olsun. Acelen mi var? Şahsen benim yok ama cihazın potansiyelini ortaya koymak da bu içeriğin amacı. Bakım kısmına gelecek olursak da az önce saydığım bütün akülere bakım yapar. Tekrar saysana. Nasıl sayayım ya? İçinde ilk defa duyduğum aküler var. Araba aküyü şarj etmiyor mu ki? Evet ediyor ama yine de soğuk havalarda Bu durumdan kurtulamıyoruz. Bunun sebebi ise hava sıcaklığı düştükçe aracın ihtiyaç duyduğu marş akımının artması ve tam da daha fazla güce ihtiyaç duyulurken akünün de kimyasal reaksiyonunun azalması. Bunun sonucunda ise gücünün azalması. Sonuç? 0 derecede akünün %35 performans kaybettiğini biliyor musunuz? Ya eksi 18 derecede enerjisinin %60'ını kaybederek %40 performans ile çalıştığını? akünün uzun süre beklemesi durumunda içindeki akü asidi azalacağından dolayı plakalarda sülfatlaşma denilen olay meydana gelir. Bu durumda akünün kapasitesi düşer. Sülfatlaşmayı çözmek için ise redresör şarjı denilen yöntem kullanılır ki bu videonun konusu değil. Merak edenler için linki şuraya bırakıyorum. Öyle bir videon yok ki senin. Hadi be. Her şeyin videosunda ben çekemem ya. Sözün özü böyle bir durumda bu cihaz işinize yaramayacaktır. Gelelim bağlantıya. Cihazı prize takmadan önce kırmızı kıskacı ya da halkayı akünün artı kutbuna bağlıyoruz. Ardından siyah kıskacı akünün eksi kutbuna bağlıyoruz. Bağlantılar tamamlandıktan sonra akünün voltajına göre cihazı ayarlayarak cihazı prize takıyoruz. Prize taktığımızda led güç ışığı yeşil yanacaktır. Akünüz sağlam ve içindeki enerji az ise şarj ışığı kırmızı yanarak aküyü 1.5 amper ile şarj etmeye başlayacaktır. Akü doldukça çekilen akım da azalacak ve çekilen akım 0.5 amperin altına düştüğünde kırmızı LED şarj ışığı yeşile dönecektir. Bu aşamadan sonra da damla şarj denilen şarj işlemiyle şarj devam edecektir ta ki çekilen akım 20-30 miliamper'e düşene kadar. Bu cihazın tamamen dolduğunu gösteriyor. Bundan sonra cihazı şarjda bırakırsak aküye bakım yapıyor olur. Çünkü aküyü kullanmadığınız zaman akünün enerjisi sürekli zayıflayacaktır. Bu şekilde aküye çok düşük miktarda amper göndererek otomatik olarak aküyü tam şarjda tutar. Çok düşük amper gönderdiği için de aşırı şarj etmez. Böylece de akünün gücü korunmuş olur. Herhangi bir zararı da olmaz. Bilakis bataryanız tam dolu bile olsa kullanmadığınız aküleri ayda en az bir defa bu şekilde bakım yaparsanız bataryanızın ömrüne ömür katmış olacaksınız. Bu bakım işlemi için illaki özel bir akü şarj cihazı almanıza gerek yok. Kullanmadığınız cihazın kendine has bataryası ile de bu bakım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki kullanmıyorsanız bile ayda en az bir defa şarj edin. Zaten... Uzun süre yatmış olan bir aküyü kullanmak isterseniz voltaj değerinin ciddi anlamda düşmüş olduğunu göreceksiniz. Bu yatış süresi çok uzun ise akünüz sülfatlaşarak kullanılmaz hale bile gelebilir. İşte bu yüzden muhakkak ayda bir kere şarj edin diyorum. Bu bakım işlemi bu sülfatlaşmanın önüne geçecektir. Şimdi elimizde 3 tane akü var. Sağlam akü, 9,68 volt, ölü akü, 0,6 volt, bu da öpüllü akü. Şimdi ilk olarak sağlam akü nasıl çalıştığına bakalım. Ondan sonra diğerlerine bakarız. Cihaz ilk taktığımızda power ışığı yanıyor. Kısa uçlarına baktığımızda ise herhangi bir elektrik yok. Şimdi bu uçları sağlam aküye eksiye eksiye gelecek şekilde artıyı da artıya gelecek şekilde bağlıyorum. Şarj işlemimiz başladı. İşlem başladıktan sonra buradaki ışık şarj ışığı kırmızıya dönüyor. Şimdi uçlarını ölçelim. 14.20 volt verdiğini görüyorum. Zaman geçtikçe bu artacaktır. 14.4'e kadar çıkacaktır. Boş bir aküyü şarja bağladığımızda maksimum 1.5 amper çektiğini görebiliyoruz. Bataryadan söktüğümde şarj ışığı yeşile döndü. Şimdi uçlarına bakıyorum. 13.8 volt ölçtük. Yani şarjdan çıkarttıktan sonra hala uçlarda akım olduğunu görüyorum. Peki yanlışlıkla bu kısa devre yaparsan ne olur? kısa devre yaptırdığım anda gördüğünüz gibi şarj ışığı söndü ve verdiği elektriği de kesti. Şimdi kısa devre korumasına bir bakalım. Dalgınlıkla artıyı eksiye, eksiyi de artıya bağladınız. Ne olacak? Gördüğünüz gibi şarj işlemimiz başlamadı. Bu ölçtüğümüz ise akünün voltajı. Amperine de bakalım. Multimetremizi amper moduna getirdik. Şu anda 1.15 amper alıyoruz. Bu akünün doluluk oranı ile alakalı. Akümüz doldukça çektiği amper değeri azalıyor. Maksimum 1.5 olan amper değeri şu anda 0.4'e düştü. Şarj ışığımız da kırmızıdan yeşile döndü. Bu akümüzün dolduğunu ve bundan sonra düşük akım vererek bakım işlemine geçtiğini söylüyor. Gördüğümüz gibi 13.1 volta kadar getirmiş ve şarjı durdurmuş. Ondan sonra bakım işlemine geçerek düşük amper vermeye başlamış. Şimdi tamamen şarj edelim bu bataryayı. Bataryamız dolduktan sonra tekrar test ederiz. Evet bataryamız tam doldu. Şimdi kontrol edelim kaç miliamper çekiyoruz? Akım gücümüz 20-30 miliampere kadar düşmüş. Artık bundan sonra daha da doldurmaz. Şu anda bataryamız tam olarak dolu. Bozuk olan akümüzü ölçüyoruz. 10.3 Şimdi bunları taktığımda şarja başlamasını bekliyorum. Eksi eksiye, eksiye artıya da artıya takıyorum. Şarj ışığı yeşil yandı. Bunun kırmızı yanması gerekiyordu. Bunun sebebi bozuk olmasından kaynaklı. Şu anda aslında bu 1.5 amperlik şarj çekmiyor demektir. Şimdi çektiği amper değerine bakalım. Gördüğünüz gibi 0,1 amper çekiyor. Halbuki 10 volt yani akünün bunu sömürmesi gerekiyordu. 1.5 amperle çekmesi gerekirken şu anda 0.1 ile çekiyor. Bu yüzden şarj ışığımız da yeşil yandı. Bununla fazla uğraşmayacağım çünkü bu akünün bozuk olduğunu biliyorum. Şimdi 0,6 volt olan tamamen ölü bir aküde testimizi yapalım. Yine cihazı sıfırlamak için çekiyorum. Tekrar taktım. Gördüğünüz gibi bunda şarj ışığını bile açmadı. Sanki bağlantı yokmuş gibi. Muhtemelen içindeki sıvı bitti. Plakaların arasında da herhangi bir bağlantı olmadığından dolayı cihaz sanki herhangi bir bağlantı yapılmamış gibi algılıyor şu anda. O yüzden de şarj işlemine hiçbir şekilde başlamadı. 12 volta getirdiğimde boştayken 13.8 volt ölçüyorum. Cihaz 12 voltta baktık. Bir de 6 volta alalım. 6 volt aldığımda güç ışığı yanıp sönmeye başladı. Bu 6 voltla çalışıyorum anlamına geliyor. Şu anda ise 7 volt ölçüyoruz. Bunda da bir kısa devre kontrolü yapalım. Bundaki kısa devrede ise power tuşu yanıp sönmeye başladı. Kıskaçlarda elektrik yok. Bağla unut. Yani 7-24 şarjda bırakabilirsiniz diyor. Çünkü akü dolduktan sonra gördüğünüz gibi çok düşük akım veriyor. Ama ben yine de işlem bittikten sonra sökme taraftarıyım. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ilk olarak cihazı prizden çıkartıyoruz. Sonra sırayla eksi kutbu, ardından ise artı kutbu aküden ayırıyoruz. Ben burada kıskaçları kullanıyorum. Ama bu işlemi araç üzerinde sürekli yapacaksanız aküye bu halkaları sabitleyerek araç üzerinde de şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Araç dediğim illaki otomobil olmak zorunda değil. En başta saydığım gibi ATV olur, çim biçme makinesi olur motosiklet olur. Akülü arabanın şarj cihazı yoktur. Akülü araba olur. Eğer araç başında şarj etme imkanınız var ise aküyü de sökmeden bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bu işlemi yaparken havalandırması iyi olan bir ortamda ya da balkonda yapmaya çok 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 özen gösterin. Çünkü özellikle araç aküsü gibi sulu akülerde şarj esnasında hidrojen gazı çıkışı olacaktır. Bu ise patlayıcı bir gazdır. Bakın yanıcı demiyorum, patlayıcı diyorum. Ve kapalı ortamda bu gaz birikme yapar. Aman dikkat diyeyim, bu işlemi evin içinde yapmayın. Sonuç olarak ben bu cihazı çok beğendim. Küçük, kullanışlı, pratik. Bu büyük işler yapıyor kerata. <laughs> hele hele dondurucu soğuk havalar gelmeden sonbahar aylarında yapacağınız akü bakımları kışı rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Ben Furkan Genç bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.